Merhaba gençler. Bugün ölçme konusuna giriş yapacağız. Arkadaşlar ölçme daha çok coğrafyada kullandığımız ölçeklerle ilgili bir konu. Ee, hem sözelci arkadaşların coğrafya konusunu biraz pekiştirmiş olacağız. Hem de matematiksel olarak bir şeyi gördüğünüzde yorumlamanıza yardımcı olacak. Evet arkadaşlar ölçme bir uzunluğun alanın hacmin kapasitesinin veya herhangi bir inceliğin o incelik için kabul edilmiş bir birimle karşılaştırılmasına ölçme denir. İşte uzunluğu neyle ile Santimetre ile metre ile işte hacim alanı neyle ölçülmesi kare ile işte santimetre kare ya da kilometre kare diyoruz. İşte arkadaşlar hacim neyle ölçülür? Küple ölçülür. Metreküp işte santimetre küp gibi. E, bunlar birimlerimizdir arkadaşlar. Bunlarla ölçüp karşılaştırılmasına biz ölçme diyoruz. Ölçek ise arkadaşlar herhangi bir yerin haritası veya planı çizilirken hangi oranda küçültüldüğünü gösteren orana ölçek denir arkadaşlar. Ölçek genellikle harita hesaplarında kullanılır. Dediğim gibi daha çok coğrafya dersinde kullandığınız daha önce görmüşsünüzdür büyük bir ihtimal. Ölçek eşittir. Haritadaki uzunluk bölü gerçek uzunluk. Bu formülü belirsek bundan sonraki soruların hemen hemen hepsini çözersiniz. Bir de arkadaşlar birimlerin çevrilmesi var. Onu bilmenizi istiyorum. 1 kilometre arkadaşlar 1 kilometre kaç metredir arkadaşlar? 1000 metredir. Onun dışında 1 kilometre arkadaşlar kaç santimetredir? Evet 5 sıfır koyacaksınız yani 100 bin santimetredir bunları bilmenizi istiyorum ee, bunun dışında e, santimetre kare şekli var onu da yazalım hemen 1 kilometre kare arkadaşlar e, santimetre kareye çevireceğiniz zaman arkadaşlar normalde 10 üzeri 5 olduğu için 1 kilometre karesi olduğu için santimetre kareye çevirirken karesini alacaksınız diyoruz. Metreyi çevirirken de 1 kilometre karenin 1 kilometre karenin arkadaşlar metre kareye çevrilmiş hali aslında normalde 10 üzeri 3'tür. 10 üzeri 3'ün karesi metre kare şeklinde yazabilirsiniz. Bu birim çevirmeleri bilin çünkü sorularda kullanacağım arkadaşlar. Geçiyorum sorularıma. Evet, bir harita verilmiş, Aks, Aksaray Nevşehir arası yol haritasıymış arkadaşlar. Burada bir ölçeklendirme yapılmış, ölçek bir bir bölü bir bölüyen ölçekli bir haritada Aksaray Nevşehir arası mesafe 6 santimetre olarak ölçülmüştür. Buna göre bu iki kent arasındaki gerçek mesafeyi bulunuz. Şimdi çocuklar, öncelikle sorumuz şeyimiz neydi? Formülümüz neydi? Ölçek eşittir. Ne diye diyorduk arkadaşlar? Harita uzunluğu bölü gerçek uzunluktu. Şimdi arkadaşlar ölçeğimiz burada neymiş? 1 bölü 1 milyon. Hemen yazalım. Şöyle ee, bizim harita uzunluğunu söylemiş 6 santimetre. Hemen 6'yı koyuyorum. Benden istediği şey gerçek uzunluk. Gerçek uzunluğunu arıyorum. Gerçek uzunluk. Şu içler dışlar yapacağız arkadaşlar. İçler dışlar yaptığımız zaman gerçek uzunluğumuz ne olacak? 6 çarpı şunu 10 üzeri 6 olarak yazayım. 10 üzeri 6 santimetre. Ama e, genelde gerçek uzunluğu santimetre olarak ifade etmeyiz. Ne olarak ifade ederiz arkadaşlar? Kilometre olarak ifade ederiz. Bunu kilometre olarak ifade ettiğimizde e, 5 sıfır silinecektir. Yani gerçek uzunluğumuz arkadaşlar 10 pardon 60 kilometre olacaktır. Geçiyoruz bir sonraki soruya. Dikdörtgen biçimindeki bir tarlanın 1 bölü 200 ölçeğinde çizilmiş hali yanda şekilde verilmiştir. Şeklin köşegen uzunluğu köşegen uzunluğu 10 santim. Yani şöyle bir köşegeni varmış. Köşegen dediğimiz budur. Köşegenin uzunluğu 10 santimmiş. Dik kenarların farkı 2 santim. Ha, buraya x dersen burası x artı 2'ymiş. E, kenarları farklı 2 santim olduğuna göre tarlanın çevresi kaç metre olduğunu bulunuz. Şimdi arkadaşlar çevresini istiyor. Çevre nedir aslında? Şimdi baktığınız zaman bu dörtgenin e, x bura x bura burası da x artı 2. Yani topladığınızda 4x artı 4. Bunu soruyor size. Verilenler, bunlar istenen. Bu arkadaşlar. Şimdi bu bu verilenler ve istenen her şeyini de yapalım. Ee, şurası 90 derecede dörtgen olduğu için bu bir dik üçgendir. Ee, BDC üçgenimiz. Arkadaşlar onu onun hipotenüsü onu görünce acaba bu üçgen 6, 8, 10 üçgeni mi diye düşünürüm. Ha, bunu düşünemezseniz Pisagor'u uygularsınız. Pisagor'dan da çıkar ama direkt ben olsam 6, 8, 10 mu diye düşünürüm. Küçük olan 6 dediğiniz zaman büyük olan direkt 8 çıkıyor mu arkadaşlar? 6 artı 2'den evet çıkıyor. O zaman bu 6, 8, 10 üçgenidir. Güzel kenarları bulmuş oldum arkadaşlar. Kenar uzunluklarını bulduktan sonra normalde bu şeklin çevresi kaç arkadaşlar? Çevresi kaç normalde? Şu anki ölçeğimize göre ne yapar? 6 8 topladığınız zaman 6 6 12 8 8'i ne yapacak? 16 16 hemen. Bir... şu şeklin çevresini bir hesaplayalım arkadaşlar. 2 çarpı 6 artı 2 çarpı 8'den ne yapacak? 12 artı 16'dan ne yapar? 28 yapar. 28 yapar arkadaşlar. Şimdi normalde bunun çevresi 28. Ölçeğimiz 1 bölü 200 oranındaydı. Hemen diyoruz ki ölçek eşittir gerçek şey harita uzunluğu harita uzunluğu 2.28 santim Gerçek uzunluğunu arıyoruz. Gerçek uzunluğunu arıyoruz. Hemen işler, işler yaptık. Gerçek uzunluğumuz arkadaşlar 28 çarpı 200. Ee, bu santimetre cinsinden bana metre cinsine çevirmemiz gerekiyor. 2 sıfırı silinir. 56 metredir deriz. Gerçek uzunluğu için. Geçiyorum bir sonraki soruma. Görselde bir otomobil ile 1 bölü 50 oranında maketi verilmiştir. Evet, e, maket mi otomobilin uzunluğu 6.4 santim olduğuna göre otomobilin gerçek uzunluğu kaç metre olduğunu bulunuz demiş. Arkadaşlar e, hemen ölçeğimizi yazıyoruz. 1, e, 1 bölü 50 eşittir. E, otomobilin maketimizin harita uzunluğumuz ne? 6.4 santimetre bölü gerçek uzunluk diyoruz. Hemen işler dışlar yapıyoruz arkadaşlar. Gerçek uzunluğumuz eşittir ne oluyor 320 santimetre oluyor. Bunu da metreye çevirmemiz diyor. Yüze bölmeniz lazım. Gerçek uzunluğunuz arkadaşlar o zaman ne yapar? 3.2 metre yapar diyoruz. Ne geçiyoruz? Bir sonraki bilgimize. Alan hesaplama. Arkadaşlar alan hesaplamada şöyle bir şey vermiş bize harita üzerindeki alan HA ile göstermiş. Gerçek alanı da GA ile göstermiş. alan sorularında HA bölü GA eşittir. Ölçeğin karesi arkadaşlar. Niye? Alan kare ile ifade edildiği için diyoruz. Hemen sorumuza geçelim arkadaşlar. Gerçek alanı 675 kilometre kare olan bir kentin 1 ee, bölü 1 milyon 500 bin ölçekli bir haritada kaç santimetre kare e, santimetre kare alana sahip olduğunu bulunuz demiş. Şimdi hemen harita e, harita alanını soruyor bana. Bilmiyorum onu. Harita alanı diyorum. Bölü gerçek alanı ne arkadaşlar? E, burada 675 kilometre kare ama bunu benim santimetre kareye çevirmem lazım arkadaşlar daha önce söylemiştim santimetre kareye çevirmek için 10 üzeri 10 ile la çarpmanız lazım ki kilometre kareyi santimetre kareye çevirmiş olasınız 10 üzeri 10 ile çarpıyoruz eşittir arkadaşlar ölçeğimiz neydi ölçeğimiz 1 bölü bunu şunu da onun kuvveti olarak yazarsak aslında 15 çarpı kaç tane sıfır var? 1, 2, 3, 4, 5. 10 üzeri 5 şeklinde yazabiliriz. Bunun karesi. Ee, şimdi yaptığımız zaman harita üzerindeki alanımız e, harita üzerindeki alanımız bölü 675 çarpı 10 üzeri 10 eşittir 1 bölü arkadaşlar e, 15'in karesi ne yapacaktır? 225 çarpı 10, 10 üzeri 5'in karesi de 10 üzeri 10 yapacaktır. Bunlar buradan sadeleşir. Şunlar daha da sadeleşir. 3'e 1 kalır. Şöyle 1 1. Buradan o zaman harita üzerindeki alan ne olur arkadaşlar? Eşittir. 3 santimetre kare olur diyoruz. Geçelim bir sonraki sorumuza. 1 bölü 2500 ölçekli bir planda alanı 5 santimetre kare olan bir tarlanın gerçek alanını Kaç metrekare olduğunu sormuş. Öncelikle e, hemen şunu bir yapalım arkadaşlar. Alanımız gerçek alanımız e, harita üzerindeki alanımız özür dilerim. 5 santimetre kareymiş. Bölü e, gerçek alanı bilmiyoruz. Bize zaten o soruluyor. Gerçek alan eşittir nedir? Ölçeğin karesi yani 1 bölü e, 25 çarpı 10 üzeri 2 diyebilirim. Bunun karesini alacakmışım. Arkadaşlar şimdi işlemi yaptığım zaman ne olacak? Ee, 5 bölü gerçek alan eşittir. 1 bölü 25'in karesinden ne gelecek çocuklar? 625 gelecek. Çarpı 10 üzeri 4 olacak. Ee, şimdi buradan arkadaşlar gerçek alanı hesaplayacak olursak içler dışlar yaptığımızda gerçek alanımız eşittir. 5 çarpı 625 çarpı 10 üzeri 4 olacak. Tabii ki bu santimetre kare cinsinden. Bunu metre çevireceğiz daha sonra. Önce şu çarpmayı yapalım arkadaşlar. Çarpmayı yaptığımız zaman ne gelecek orada? 3125 3125 çarpı 10 üzeri 4 santimetre kare. Bunu metrekareye çevirdiğimiz zaman arkadaşlar kaç sıfır sileceğiz? 2, 4 sıfır sileceğiz. Santimetreyi metreye çevirmek için 2 sıfır silinir. Metrekareye çevirmek için 4 sıfır silinir arkadaşlar. Yani 10 üzeri 4'ü gidecek. 300, e, 3125 metrekaredir diyeceğiz. Evet. Arazi üzerinde 400 kilometrelik uzunluğu uzunluk haritada 25 santim olarak ölçüldüğüne göre bu haritanın ölçeğini bulunuz Şimdi arkadaşlar e, neyi verdi bize e, uzunluk şu an e, ölçeği bulmamı istiyor neydi ölçek eşittir neydi arkadaşlar ölçek eşittir harita üzerindeki uzunluk bölü gerçek uzunluktu. Hemen ölçeğimizi hesaplayalım arkadaşlar ölçek eşittir harita üzerindeki uzunluğumuz kaçmış 25 santimmiş. Burada arkadaşlar birimlerin eşit olması lazım. 400 kilometreyi santimetreye çevirmek için 5 0 ekleyecektik yani, 1, 2, 3, 4, 5, 0 eklediğimiz zaman santimetre olacak. Sadeleştirme yaptığımız zaman arkadaşlar ne olacak? Ee, şuradaki ile 400'ü sadeleştirdim düşünürsem e, 8, pardon 16 gelecek, 16 gelecek. O da ne yapacak? 1 bölü 16 geriye 1, 2, 3, 4, 5, 0'ım var. Yani 160.000 e, 160 bir de 1 bölü 160 binlik bir ölçek olacak arkadaşlar. Ölçeğimizi bulduk. Diğer sorumuza geçelim. Konya Ovası'nın yüz ölçümü 4000 km karedir. Ölçeği bilinmeyen bir haritada Konya Ovası'nın gösterildiği alanın gösterildiği bölgenin alanı 2.25 cm kare ise bu haritanın ölçeğini bulunuz demiş. Hemen arkadaşlar neydi şu şeyimiz? Gerçek alan Gerçek alanımız kaç? Pardon, e, harita üzerindeki alanımız önce özür dilerim. Harita üzerindeki alanımız kaç? 2.5 santimetre kare bölü. E, gerçek alanımız kilometre 10, kilometre kare 10 santimetre tek çevireceğiz. Yani 10 üzeri 10 ile çarpacağız. E, 4 çarpı zaten 10 üzeri 3'tü. 10 üzeri 3 kendisi. Bir de 10 üzeri kaç ile çarpacağım? 10 üzeri, e, özür dilerim şunu yazmayacaktım. 10 üzeri 10 ile çarpacağım eşittir arkadaşlar ee, ölçeğin karesi diyorduk değil mi ölçeğin karesi alan hesaplarken şu şöyle gerçek e, sadeleştirmeleri yapmam lazım ee, önce onu düzenli hale getirelim bir onunla genişletelim 25 bölü 4 çarpı 10 üzeri 14 yapar. Neden? Şurası zaten 10 üzeri 13 yapmıştı çocuklar. Bir de şuradaki virgülden kurtulmak için her tarafı 10 ile çarparım. Şöyle payı ve paydayı ki virgülden kurtulayım diye. Şimdi bu ölçeğin karesiymiş. Ölçeğin karesine eşit olduğu için ben bunu bir karekök içine alırım. 25 5 olarak çıkar. 4'ümüz 2 olarak çıkar. 10 üzeri 4'ümüz de 10 üzeri 7 olarak çıkar arkadaşlar. Evet ölçeğimizi bulmuş olduk diyoruz. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Yeni videolarda görüşmek üzere.